Merhaba, ben Zeynep. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün biraz başlıktan da anladığınız sizlere kitap önerisi videosu yapacağım. Çok uzatmaya bence gerek olduğunu düşünmüyorum. Direkt ben geçeyim. Bunu yapsak olur mu? Çok istiyorum. Ben çok istiyorum. Yani bunu yapalım. Evet, bugün size önereceğim kitabın ismi The Book of M kitabı. Öncelikle yabancı bir kitap. Zaten yazarımızdan da görüyorsunuz. Pank Shepherd ismi. Yayın evimiz Eposus Yayın Evi. Şöyle söyleyeyim ben size, ben bu kitabı çok çok seviyorum. Özellikle ilk videoda bunu önermek istedim. Kitabın kapağından başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim, yani şimdi burada ne var diyeceksiniz ama şuna bakar mısınız? Yani böyle bir tatlılık olabilir mi gerçekten? O kadar güzel ki. Burada bir tane ayracımız da var. Zaten her kitaba böyle ayraç falan gönderiyorlar. The Book of M yazıyor. Öncelikle yazardan bahsetmek istiyorum. Pank Shepherd'ın ben daha önce bir kitabını okumadım. İlk kitabıydı ama Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede de çok satanlar listesine girmiş. Orada gördüm ve aşırı merak edip aldım kitabı. Ve konusunu hani beni gerçekten etkiledi. Konumuz hemen söyleyeyim tür olarak distopik. Distopik kelimesinin anlamını bilmeyenler için kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Şu an koronavirüs dönemi gibi böyle ileride olacak kötü olumsuz şeyleri anlatan kitaplara denir. Ya da işte böyle hani gelecekte salgın falan olur ya, böyle kitaplar veya filmler görmüşsünüzdür. Bunu ele alan bir konusu var. Ve beni gerçekten çok etkiledi. Ben daha önceden distopik kitaplar falan okudum ama hani bunun yanında hikaye kalıyor. Çünkü böyle bir konu daha önce gerçekten görmedim. Hani çok yaratıcı bir konusu var. O yüzden öneriyorum zaten size. Şimdi ben size kısa bir şekilde konusundan bahsetmek istiyorum. Bir akşam, böyle akşamüstü diyebiliriz. Hindistan'da bir adam gölgesini kaybediyor. Ama sıradan bir adam ve hani bir şekilde gölgesini kaybediyor ve bu dünyaya yayılıyor. Olay oluyor ve şöhret kazanıyor bir anda adam. Herkes adamı görmeye gidiyor falan ama hani adam nasıl kaybettiğini falan da bilmiyor. Bir şekilde kaybediyor. Sonrasında bu olay yayılmaya başlıyor dünya arasında falan. Herkes böyle gölgesini kaybediyor ve hatta daha güzel bir şey oluyor. Yeni güçler elde etmeye başlıyor. Böyle kitabı okuyorum, açıyorum dedim neler oluyor burada falan. Şimdi yeni güçler elde ediyorlar ya, sonrasında daha kötü şeyler olmaya başlıyor tabii dolayısıyla. Kendi güçlerini elde ediyorlar, işte mental olabilir bu, bir şeyleri kaldırma falan. Sonra bir anda bir şeyleri unutmaya başlıyorlar. Bu yavaş yavaş işte olayları unutma, yani yaşadığı şeyleri unutmadan başlıyor. Kişileri unutmaya başlıyor. Çok tanımadığı insanları unutuyor. Bu annesine, kardeşine, babasına kadar gidiyor. Sonrasında kendini unutmaya başlıyor. En son noktada nefes almayı unutuyor. Bu şekilde de ölmüş oluyor. Aslında bu gölgesini kaybetme olayı kötü bir olay ama insanlar bunu tabii bilmiyor. Bunun sonrasında farkına veriyorlar ve bu şekilde dünyanın sonu olmuş oluyor. Kitabımızın ana karakterleri Ori ve Max adında iki tane ana karakterimiz var. Karı ve koca bunlar. Kitap şu şekilde ilerliyor. Bir böyle 3 yıl öncesine gidiyor. Bir de 3 yıl sonrasına gidiyor. Ben bir okuyorum, anlamıyorum ilk başta falan, sonrasında anlıyorsunuz. 3 yıl öncesinde şöyle bir olay var. Gölgesini kaybetme hadisesine unutuş ismini veriyorlar. Hani daha sonrasında bu olay çıktıktan sonra. Söylüyor bunları böyle hani gölge falan. Ondan sonra bir anda 3 yıl sonrasına gidiyor. Sonra 3 yıl öncesine gidiyor. Biraz kafanız karışabilir. Ama hani anlayabilecekseniz bence gayet güzel bir kitap diye öneririm ben size. Daha sonrasında hani Ori ve Max bu unutuştan kaçmaya çalışıyor. 3 yıl öncesinde unutuşun başlama döneminden bahsediyor. 3 yıl sonrasında unutuşun nasıl ilerlediğinden, nasıl insanlara böyle ele geçirdiğinden bahsediyor. Ve Ori ve Max de bir sığınak gibi bir yerde sığınmaya çalışıyorlar. Onların yolculuklarının hikayesi aslında. Hani okurken ben gerçekten böyle nasıl yani falan, gerçekten böyle bir şey oluyor mu falan diye düşünmüştüm. O yüzden hani sizi düşündürecek bir kitap ve bu dönemde hani böyle evde olduğumuz dönemlerde TV veya dizi film izlemek yerine biraz daha kelime dağarcığınızı geliştirmek istiyorsanız, ne bileyim, klasik falan değil de böyle daha fantastik kitapları size öneririm. O yüzden bu kitabı kesinlikle öneririm. Okuyun. Okuduktan sonra beraber yorumlarda bu kitabın kitabın en sonunda bir ara beraber tartışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda yine sizlerle yeni bir kitapta görüşmek üzere.